Ergün Gökçek, diploma dediniz. Cumhurbaşkanının diplomasıyla ilgili ciddi mahkemeler açmış, davalar açmış bir kişi var. Burhaniye'de yaşıyor, Oğuz Tolga. Bunun iddialarıyla ilgili, mahkeme aşamalarıyla ilgili ne tür işlemler yaptınız? Davaları hiçbir şekilde takip edilmiyor ve mahkemeler engelleniyor. Bununla ilgili ne yaptınız, ne yapacaksınız, ne yapmayı düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Efendim, ben her yerde soruyorum. Geçenlerde şuradan başlayayım. Ukrayna Devlet Başkanı'nın komedyen olması. Dediler ki komedyenden cumhurbaşkanı olur mu? Vallahi da olur, billahi de olur. Sanatçıdan, komedyenden, ressamdan, tiyatrocudan cumhurbaşkanının kralı olur hem de. Ama eğer cumhurbaşkanı olup da komedyen durumuna düşüyorsan orada bir sıkıntı vardır. Şimdi ben her yerde soruyorum. Diploman nerede? Şunu diyebilirsin, ben ilkokul mezunuyum. Ayıp değil. Ne ilkokul mezunları var bana beş basar? Hayatı bilir. Kitap okur. Diploması yoktur. Okumamak ayıp değil. Ama okumadığından utanıp diploması olduğunu saklamak çok ayıp bir şey. Bir kez daha soruyorum. Meclise sorduk. Her yerde sorduk. Bize söylemedi. Yüksek Seçim Kurulu söylemedi. Rektör söylemedi. Dekan söylemedi. Ben bunun Kasımpaşa'da futbol oynadığı arkadaşlarını gördüm. Askerlik arkadaşlarını gördüm. Mahalledeki arkadaşlarını gördüm. Ülkeyi soyan arkadaşlarını da gördüm. Ama ben üniversiteden hiçbir arkadaşını görmedim. Görmedim. O yüzden bu da 2023'e kalıyor. İlk işimiz ne olur? O okula gideriz. Arşiv kayıtlarını çıkartırız. Recep Tayyip Erdoğan'ın kepli bir resmi varsa vallahi paylaşırım, billahi paylaşırım. Ama yoksa onu bir kez daha rezil ederim. Önce bir Mersinli olarak hoş geldiniz diyorum ve burada olmanızdan çok mutluluk duyuyorum. Ama bir şeyi de çok merak ediyorum. Cumhurbaşkanı adayı, ben kendi düşüncemi söyleyeyim. Cumhuriyetçi, Atatürkçü, herkesin özellikle bizlerin güvenebileceği bir aday olacak mı? Çünkü çok kötü bir deneyim yaşadık Ekmelettin İhsanoğlu gibi. Böyle bir şey yaşamak istemiyoruz. Bu konuda şimdi gelmek istiyoruz. Hemen söyleyeyim. Kimin olacağı belli değil. Ama Ekmelettin gibi bir insanın olmayacağına söz veriyorum size. Bir. Kesinlikle dahil. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinden onun gözleri gibi bakan, onun kadar sert adımlar atan, yeri geldiği zaman dünyayı titreten ve yeri geldiği zaman haddini bilmeyenlere harp bildiren, dünyaya yeri geldiği zaman meydan okuyan, bu ülkeyi tekrar fabrikalarla tekrar ışıl ışıl yapacak birisi olacak. Benim gönlümden birisi geçiyor, söyleyeyim. Konuşuyorlar, şundan dolayı olmaz. Mezhepten dolayı olmaz, ırktan dolayı olmaz. Hayır. Biz bu ülkede bunu yıkmak istiyoruz. İnsan olsun yeter bizim için. Biz insanı insan olduğu için seviyoruz. Namuslu olsun, dürüst olsun. Çocukları 9-5 mesai yapsın. Yurttaşlarını sevsin. Ülkeyi soymasın, soydurmasın. Öyle birisi var. Var. Ve atamızla da aynı adı taşıyor. O yüzden saadeti, mutluluğu uzaklarda aramayın. Bu ülkeye dediği gibi bir şey duyuyorum. Oğlu askerlik yapmış birisi amca tarifeli uçakla. Vatan bayrak diyenlerin bir oğlu çürük raporu aldı, bir oğlu paralı askerlik yaptı. Ülkeyi temiz ellere teslim edelim. Güvenilir ellere teslim edelim.
parlamenter rejime bu ülkeyi getirip demokrasiyi getirecek ellere teslim edelim. Eminim ki benim gönlümden geçen ne? Sizin gönlünüzden geçen aynı. Bu ülkede kemaller bitmez. Seste mi sıkıntı var? Ses. Sayın Vekilim iyi akşamlar, hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi Altılı Masa diye bir millet ittifakı var. Güzel bir ittifak. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti'yi çıktığımda diğerlerine baktığımda Karamollaoğlu, malum Sivas olayları, baş şüpheli. Bir eski Davutoğlu var. Yani emir kulu. Bir Ali Babacan var, onun bakanı. Yarın diyelim ki Millet İttifakı olarak geldiniz. Buna İyi Parti olarak ve CHP olarak ihtiyacınız yok ama bu yarın iktidara geldiğinizde görev aldı. Süleyman Soylu gibi diğer ismini hatırlayamadım. Evine gitti, AK Parti'ye katıldı ya. Numan Kurtulmuş. Onun gibi başlarını eğerek geri dönüp diğer tarafa gitseler, bu iki partinin emeklerine yazık olmaz mı? Teşekkür ederim. Son söylediğinizden başlayayım. Birçok bakan yargılanacaktır, birçok milletvekili yargılanacaktır. Ama bir kişi özel yargılanacaktır, o da Süleyman Soylu. Oradan bir başlayayım. Ona af yok. Ona asla af yok. Bunu bilin. İki, üzülerek de söylesem, parlamenter rejimde iki parti koalisyon kurabiliyor. Ya da %34'ü 35'i alan parti parlamentoda çoğunluğu alabiliyor. Ama 50+1 diye bir durum karşımızda. Ve bizim %65 gibi bir oy alıp anayasayı değiştirmemiz gerekiyor. 400 milletvekiliyle. Evet, Turan Çömez de onlarlaydı. Geri döndü. Abdülhatif Şener de onlarlaydı. Geri döndü. Şu anda gelene git diyemeyiz. Şu anda bir demokrasi cephesi, demokrasi bloğu olmak zorunda. Anayasayı değiştirmek zorundayız. Bu sistemi getirmek zorundayız. Ama şunla hiç şüpheniz olmasın, Süleyman Soylu ve onun gibiler asla bizim yanımıza gelemez. Çünkü namuslu insanların olduğu bir yer burası. Sakın, 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 asla. Buyurun hanımefendi. İyi akşamlar diliyorum. Sandık güvenliği için bir şey sormak istiyorum. Korkmadan, çekinmeden, endişe duymadan gidebilecek miyiz? İki şey bize soruluyor. Bir, sandık güvenliğini sağlayacak mısınız? Yaklaşık iki yıldır hangi sandıkta geçen seçimlerde gözlemcimiz yoksa ona çalıştık. Şunu bilin ki her sandıkta 6 tane gözlemcimiz olacak Diyarbakır'dan Edirne'ye kadar. İstanbul seçimlerinde olduğu gibi ikinci seçimlerinde bakın her sandıkta 6 kişi vardı, bir tek oyumuz çalınmadı. İki yıldır buna çalışıyoruz. İkinci soru, kazanırsak gider mi? Seve seve gidecek, rahat olun. Son bir soru daha alabiliyormuşuz. Son bir soru ayaktaki beyefendiye verelim. Vekilim iyi akşamlar. Siz de yanına gelirseniz sizin de hemen sorunuzu ardı ardı almış olayım. Ben Karabük'ten geliyorum. Karabük'te bayağı yabancı var. Yani bu Suriyeliler, Iraklılar, Afganlar, oy kullanırken biz nasıl bir sandıkta ne yapmamız gerekir onu sormak istiyorum. Beyefendinin de sorusunu alayım hemen. Sayın Vekilim ben sormayacağım. Bir durum tespiti ve teşekkür için söz aldım.
Öncelikle Sayın Genel Başkan ve Genel Merkez'deki partililerin Türkiye'nin temel sorunlarına, kanayan yaralarına, yolsuzlukla, yalanla mücadele, realist politikalar için teşekkür ediyorum genel olarak. Özelde de yüz binlerce insan göreviyle ilgili hiçbir suçu olmadığı halde sadece iktidara muhalif oldukları içinden tek bir kelimeyle dahi cevapları, savunmaları alınmadan işlerinden, güçlerinden, 20 yıllık, 30 yıllık emeklerinden edildiler. CHP bu sorunları çözmek için özelde de Sayın Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcıları, milletvekillerimiz tek tek bölgelerde dolaştılar, toplantılar yaptılar. Bu mağdur ve masum insanların dertlerine çözüm bulmaya çalıştılar. Çok teşekkür ediyoruz. Halden dilden anlayan gerçekçi politikalarınız için. Sağ olun. AYK'lıların dertleri de bir sorun. Şöyle sizden başlayayım. Suçsuz olarak ceza alan hiç kimse dosyası öyle kalmayacak. Suçsuz olup da ceza alan herkese adaleti tekrar tesis edeceğiz. Söz veriyoruz. Maalesef ki adalet yok. Daha geçenlerde çok yakın bir zamanda abim senin yaptığını ancak bir diktatör yapar dediği için bir yıl ceza aldı ve cezası ertelenmedi. Yani hepimizin ailesinin yakınlarının başında. Şu ana kadar 12 trilyon eski parayla 12 milyonluk dava açıldı şahsıma. Yeni bir milletvekiliğim 4 tane fezlekem geldi. Ama korkmayacağız. Asla korkmayacağız. Ve adaleti getireceğiz. Adaleti getireceğiz, getireceğiz, getireceğiz. Sizin sorunuza net cevap vereyim. Süleyman Soylu çıkmış 210 bin tane Suriyeli'ye vatandaşlık verdik diyor. Ne akla? Kime sordun kardeşim? Ben lafı dolandırmam. Hırsıza hırsız derim. Alçağa alçak derim. Namussuza namussuz derim. Ben de net bir şekilde söylüyorum. Suriyeliler gidecek. Net bir şekilde Süleyman Efendi'ye söylüyorum. 210 bin tane verdiğim vatandaşlığı nasıl bir imzayla verdiysen bir imzayla da geldiğimizde kaldıracağız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bu kadar ucuz değil. Son bir şey söyleyeyim. 210 bin Suriyeli oy kullanacaksa 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti de onlara ders vermek zorundadır. Ders vermek zorundadır. Ben çok teşekkür ediyorum.